Peki. Bir izleyicimiz e, Yunus günü sormuş. Demiş ki Ceren Hanım Yunus Hakkün ne durumda dönüş sinyalleri hakkında bir haber var mı acaba Emre Bey'e sorabilir misiniz demiş. E, o bölgede Yunus da son zamanlar böyle çıkış yakalayan bir oyuncuydu. E, Uyumu da iyiydi ama tabii ki o bölgeye Galatasaray'ın yapmış olduğu transferler de e, en az onun kadar iyi olduğu için. E, Yunus gönderilmişti. Sence yeniden geri gelir mi Yunus gün? Valla daha önce mesela bunu Zaniolo için de konuştuk. Ben Yunus'un da çok geri döneceğini düşünmüyorum. Yani Yunus Galatasaray taraftarıyla güzel bir bağı vardı. Altyapıdan çıkmış bir oyuncu ve işte kendince bir performans sergiledi. Beğenildi, beğenilmedi. O kısım tabii ki taraftarın her zaman konuşabileceği bir hakkıdır ama yani Yunus'a ben biraz haksızlık edildiğini düşünüyorum Galatasaray'daki süreci boyunca. Adana Demir'e gitti, geldi. Elinden gelen performansı gösterdi. Yani Yunus'tan hiç şunu görmedik. Sağ içinde mücadele etmediğini ya da antrenmanlarda böyle sorun çıkardığını falan görmedik. Belli yetenek seviyesine sahip ki bence son dönemde yetişen en yetenekli yerli oyunculardan bir tanesi Yunus. Bu sene gitti. Şimdi tabii önce Leicester'la bir opsiyon konusu var. Onun da yerine gelme durumu var. Leicester Premier Lig'e çıkar ve belli bir maç sayısına ulaşırsa Yunus. Bu olursa zaten Yunus adına güzel bir şey olur. Premier Lig'de yoluna devam eder. Ama olmasa bile şöyle bir durum var. Yani Yunus'un zaten geçen sene de çok fazla talebi vardı. Sadece isteyen kulüp Leicester değildi. Avrupa'da piyasası olan bir Yunus. Daha önce de bu örneği vermiştim. Bir kere daha tekrarlayacağım. Şimdi bazen de hep eleştiri yapıyoruz. Şimdi tarafta taraftara böyle bir sitemim olacak. Herkesin her şeyi eleştirme konusunda hakkı sonsuz şekilde var bu asla bizim laf edebileceğimiz bir şey değil ama şimdi belli konularda fikir belirtirken ya yani sürekli yanlış fikir belirtiyorsanız bir noktada bir durup acaba bende mi yanlış diye düşünmekte fayda var mesela Yunusla kıyaslamak gerekirse ki o dönem mesela Yunus gitsin kardeşim Yunus çöp tırnak içerisinde denirken taraftarların böyle aşık olduğu Morutsan vardı Galatasaray'ın kesinlikle alması gereken Avrupa futbolunun en büyük yeteneği Morutsan İkisi aynı anda takımdan ayrılma durumu söz konusu oldu. İkisiyle de Galatasaray yolları ayırma arayışına ve planlamasına girdi. Yunus için Avrupa'dan 7-8 tane takım Galatasaray'ın kapısını çaldı. Morutsan için hiç böyle bir şey olmadı. Morutsan Ankara gücüne gitti. Yani herhangi bir yerde de bir piyasası yoktu. Seri B'de kiralandığı takım bile opsiyonunu yerine getirmedi. Yani Tabii ki dediğim gibi eleştiri her zaman olacak ama yani sürekli yanlış fikir beyan edip de sonra da fikirlerimize bu kadar aşık olmamakta fayda var bence. Peki bu sorunlardan Zanoyula'yı sormuşlar ama o konudaki fikrin de aynı olacağını düşünüyorum Valla, geri dönmeyeceği yani yönünde. Yunus dediğim gibi Nester'daki hı hı. opsiyon Oksiyon yerine hı. gelmese bile Yunus için yine Avrupa'daki alternatiflere bakacağını düşünüyorum. Demişler ki Fenerbahçe muhtemel yapsın Emre abim. Ee, i̇stersen muhtemel 11'de yapalım. Ee, bir de Icardi'nin bu son dönemdeki performansıyla alakalı yorumunu da rica edeceğim. Ee, bu sakatlıktan döndükten sonraki süreçten dolayı mı böyle oldu? Yoksa e, başka bir motivasyon açısından sıkıntısı mı var? Ya da acaba saha organizasyonunda mı bir sıkıntı var? Neden e, Icardi son dönemlerde bildiğimiz Icardi gibi değil? Bunun da sorusunu sana sormuş olayım. Yani tabii sorduğun şeylerin hepsi sebep aslında. Bunu yani tek bir sebebi yok. Mesela dünkü maçta Icardi iyi miydi? Değildi. Mesela işte Zaha'nın verdiği pasta bizim alışık olduğumuz Icardi %90 gol yapardı da yapmasa bile en azından daha net hareketler yapardı. Yani kaleci çıkarırdı falan bir şeyler olurdu. Hiç şuta bile çeviremedi pozisyonu. Fiziksel olarak bir sıkıntı yaşadı. doğru ama dünkü maçta gerçekten Galatasaray mesela Icardi'yi ben normalde bu görüşe hiç katılmıyorum yani. Forvet'i biz besleyemedik, topla buluşturamadık görüşüne çok katılmıyorum. Çünkü Forvet'in de bir katkı sunması gerekiyor onun için ama dünkü maç özelinde bunu söyleyebilirim. Yani sağ içi organizasyon biraz bence Icardi'nin performansını düşürdü. Ama tabii ki kabul edelim ki o Beşiktaş maçında ki sene başında işte hep kilo fazlasından bahsediyorduk. Tam olarak formunu bulmadığından bahsediyorduk. Beşiktaş maçında gerçekten tam formunu bulmuş bir Icardi vardı. İşte orada Attığı golü hatırlayalım ilk golü. Stoperlerle boğuştu. Onun öncesinde de kaç kere mücadeleye girdi. Topu alıp devam etti. Geçen sene gördüğümüz o diye net gördüğümüz maçta orada da sakatlandı. O günden beri artık burada tabii kendi zorlamasının da etkisi var. Bunu da kabul etmek lazım. Çünkü o günden beri hiç dinlenmedi. İdman'a çıkmayıp maça çıktı ve hep 90 dakika kaldı. Hiç oyundan da çıkmadı. O sakatlığın hala artçılarını yaşıyor. Fenerbahçe maçında daha iyi olmasını tabii ki bekliyoruz artık. Gün geçtiği için, biraz daha zaman geçtiği için. Ama geçen hafta izindeyken bile ayağındaki sargıyı gördük. Yani o kilo milo olayı yok yani şu andaki kardeş. Sen de görüyorsun. Yakından sen de görüyorsun maç çıkışlarında. Biz de görüyoruz. Hiç öyle bir fazla bir kilosu var gibi bir hali yok. Geçen seneki halinden hatta belki daha biraz zayıf diyebilirim. Görüntü itibariyle. Ama o ağrı herhalde biraz zorluyor. Hemen muhtemeli de yapalım. Mustera Kale'ye dönüyor. Sasha Boye, Sanchez Abdülkerim, Barış Alper. Yine ben Avrupa'da bu sene Galatasaray'ın sahaya çıktığı 11'e yakın bir 11 bekliyorum. Kaan Torreira ikilisi orta sahayı daha sağlam tutmak için. Kerem önlerinde. Sağda Ziyech, solda Zaha, ileride Icardi gibi bir 11. Çok da bir şey değişeceğini zannetmiyorum. Belki Ziyech'te tete değişikliği olur mu onu bile zannetmiyorum. Peki çok teşekkür ederiz ağzına sağlık aktardığım bilgi ve yorumlar için. Aynı şekilde izleyicilerimize de teşekkür edelim. Onlar da yayınımızı beğenerek bize destek olabilirler. Ağzına sağlık. Bir sonraki yayınlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.